Evet, işte Sona ve izleyicileri sektörler arası yolculuğumuzda bugün Sakarya'nın Taraklı ilçesinden devam ediyoruz. İsmail Usta Taraklı'nın konuğuyuz. Yanınızda işletme sahibimiz Sayın Sami Yıldız bulunmakta. Bakalım bizi bu el emeği göz nuru ürünleriyle alakalı ne tür bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhaba. İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmail Usta Taraklı kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Benim adım Sami Yıldız. 1942 doğumluyum. 63 senedir bu zanaatı yaparım. Bıkmadan, usanmadan bunu yapayım. Peki burada ne tür ürünler yapıyorsunuz Sami Bey? Biraz bilgi alabilir miyim? Evet. Burada yaptığımız bizim bu elimizdeki sanatlar. Kaşık, spatola denilen şey. Tarak. Zaten ismi geçiyor şeyde taraklı diye. Taraktan geçiyor bunun ismi. Şimşir, mutfak el ürünleri. Mutfak el ürünleri. Bu çimşir bakteri barındırmayan bir ağaç. Şu elimdeki tarak saçlara güç veren, sedef hastalığını önleyen çimşir tarağı bu. Bu metebele gibi değil. Yani onu kötülemeyelim arkadaşların zanaatını da. Tabi bu şimşirin özelliği ayrı. Her ağacın kendine göre bir özelliği var. Peki bu işi yapan kişi var mı burada Taraklı bölgesinde yoksa siz tek misiniz? Burada yapan bundan 30 sene evveli belki 300 kişi vardı bunu yapan köylerde. Şimdi? Şimdi atölye işine dönüştü. El zanaatları yavaş yavaş kalkmaya başladı. Bizim bunlara pek şeyimiz kalmadı. Şimdi olunca, atölye olunca el işlerine de pek şey yok. Bunlar sürümden kazanıyor. Biz elde böyle uğraşıp duruyoruz. Peki sizi o rakiplerinizden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Niye sizi tercih ediyorlar? Bizim el sanatı olduğu için. Ve işi ehliyle yaptığınızdan dolayı. Tabii bunun her şeyin ehli var. Şimdi bu atölye var. Ama burada atölye. Onda bir şeyler, onda dönerim. Ama bu şeyi vermez. Şimdi bunu böyle aldın mı, bunu böyle alır mı sen? Yok. Ha, ama işlenincesi Alırsın tabii. alırsın. İşte onun için el zanaatı bu. El Peki. zanaatının özelliği bu. El emeği göz nuru diyorsunuz. Evet. Zor bir zanaat mı peki? Alıştığın hiçbir şeyin zorluğu yok. Benim 63 senedir yaparım. Her şeyim buna. Biz fakir insanlarız. Her şeyimiz buna bağlı. Askerliğimizde bundan yaptık. Evlenmemizde, evimizi, barkımızı da. Yani geçim kaynağımız bu. Ama ne aldın? Bir şey alamazsın. Günlük kazanır, günlük yersin. Peki ileriye dönük hedeflerimiz neler? Siz işin ustasısınız. İleride neler yapmak istiyorsunuz bu sektörle alakalı, bu el sanatları ile alakalı? Şimdi bunları ben oğluma devretmek isteyeyim. İlerisini o yapsın hala. Burada çok çaba sarf ediyoruz. Çaba sarf ettiğimize göre şu zanaatımızı tanıtacağız diye uğraşıyoruz. Türkiye genelinde dışarısına, içerisine. Ama oğlumun ne bir sigortası var, ne bir maaşı var. Kültür evine gidiyoruz. Sabah 25 vereyim. Akşama 25, 50 milyon para vereyim günlük. Ara menan varıp gelmek için. Yeri geliyor. Sattığım ürün 30 milyonluk. Doğru. Hiç yemek yemeden buraya geleyim. Niçin? Sade Türkiye'ye bunu tanıtalım diye. Ben burada da alırım bu parayı. Ama yani insanlarla kaynaşmak, bir şey yapmak, buna alışıverdik. Bir yolda vazgeçemeyiz bu işten. Değil mi? Tabii. Yıllarınızı verdiniz. Yok, tabii. Pekala, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum sizlere Sami Bey. İsmail Usta Taraklı olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Tamam. Ben de teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Safa geldiniz. Teşekkür ederim. Bakalım ben de şu darağı yapalım. Hangisini tercih edeceğim bunları? Senin saçlara bu gider. Değil mi? Tamam, o olsun. Zaten saçlara Cenab-ı Allah verirken hiç düzelmemiş.
Evet, işte son haber izleyicileri, bugün sizlere Sakarya'nın Tarakla ilçesinden seslendik. İsmail Usta'nın konuğuyduk. Kaliteli bir hizmet almak istiyorsanız, el emeği, göz nuru taraklarla saçlarınızı taramak istiyorsanız bir kez de olsun burayı ziyaret edin diyoruz. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.